Herkese merhaba. Benim konu mezun olunca en trajik hikayeyi de benden dinleyeceksiniz maalesef. Konu mezunlar çünkü. Önce kendimi tanıtayım. Ben Ercan Bodur. Topaş'ta fiyat etkili servis sahibi olarak çalışmaktayım. 47 yaşındayım. 5 yaşında bir oğlum var. Şişli Endüstri Meslek Lisesi'ni ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdim. 92 senesinden beri etkili servis sahibi ve koç grubunun içerisindeyim. 2006 yılından bu yana da Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nde yaklaşık dedim çünkü bizim öğrenci sayımız devam mı değişiyor. Dün 76 oldu çünkü dün seçme sınavımız vardı, onu yaptık. 76 öğrencinin koçluğunu yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi az önce de söylediğim gibi mezunlar olunca konu durum ciddi anlamda farklı. Ülkemizde 8321 tane lise var. Bu liselerden okul birincisi, yani okulda birinci olarak mezun olmuş öğrencilerden 1469 tanesi üniversitenin kapısından dahi girememiş. 882 okul birincisi sınava girmeden bir yere kaydolayıp ön lisanslık programı seçmiş. 237 tanesi açık öğretim fakültesini tercih etmiş. 77 okul birincisi de YGS yoluyla ön lisansa kayıt yapabilmiş. Maalesef 2002 yılından bu yana yazının devamı çıkmamış. Mesleki ve teknik okulların sayısı ciddi anlamda arttı. Fakat bu paralelde, bu bağlamda okullardaki kalite artmadığı için mezun olan öğrencilerimizin birçoğu da işsiz. Çalışacak yaştaki öğrencilerin %20'sinin işsiz olduğunu söylemiştik. Bu %20 içerisindeki meslek lisesi mezunların oranında %24. Yani mevcut öğrencilerin, daha doğrusu gençlerin %24'ü, meslek lisesi mezunlarının %24'ü maalesef işsiz olarak geziyor. Tabii bu da değil, bu da yetmiyor çocukların karşısında bir engel olarak çıkmak için. Bilmiyorum, sabahtan burada UMEM projesinden, MEGEP'ten bahsedildi ama bu projelerde maalesef işte İSMEK, belediyelerin yaptığı projeler, İŞBU'nun en son kurduğu meslek yetiştirme projesi 3 ay, 4 ay çocukları alıyorlar veya gençleri alıyorlar. 3 ayda, 4 ayda meslek sahibi yaptık deyip işletmelerin kapısına getiriyorlar. Madem Türkiye'de meslek sıkıntısı var, kalifiye eleman sıkıntısı var, öyleyse buyurun meslek liseleri işte burada devlet olarak niye bekliyorsunuz? Buyurun gelin meslek liselerindeki kaliteyi arttıralım. Devlete biz zaten gereken desteği veriyoruz. Devlet de bu işe biraz daha fazla elini soksun ve meslek liselerindeki kaliteyi arttıralım. Dolayısıyla böyle bir projenin içerisinde bulunduğum için 30 yıl önce meslek lisesinden mezun olmuş bir öğrenci olarak böyle bir proje hazırladıkları için öncelikle Koç Vakfı yöneticilerine gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de sizlere. 2 gündür buradasınız, yarın da buradasınız. Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, sevdiklerinizden ayrı böyle bir projede gönüllülük yapıyorsunuz. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Meslek lisesi öğrencileri adına, tüm öğrencilerim adına. Biz 2005 yılında böyle bir sıkıntı olduğunu hissettik. Kalifiye alma sıkıntımız had safhadaydı. Ne yapalım, ne edelim? Sabahtan Atıf Bey de bahsetti. Bizim bir servis konseyimiz var. Tüm Türkiye'deki servis teşkilatının oluşturmuş olduğu. Ve 2005 yılında biraz da benim şansım, mezun olduğum okulda ilk laboratuvarı gerçekleştirdik. 2006 yılından itibaren de 10 yılda, özür dilerim, 10 ilde toplam 11 laboratuvarla, fiyat laboratuvarlarıyla kendi stajyerimizi, kendi öğrencimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Öğrenciyi biz laboratuvara seçerken 9. sınıfı bitirmiş, 10. sınıfa geçen öğrenciler içerisinden alıyoruz. Önce 9. sınıfta bir tanıtım, zaten bir ders var, tanıtım dersi diye 9. sınıf öğrencilerini laboratuvara getiriyoruz, sınıf sınıf, sınıf sınıf. Bütün okulun öğrencilerini
ki bizim okulumuz büyük bir okuldu, yaklaşık 2500 tane öğrencimiz var. 9. sınıf öğrencilerinin tamamına laboratuvarın tanıtımı yapıyoruz. İşte onlara neler kazandıracak, ne avantajlar sağlayacak, meslek lisesi ve meslek lisesi projesini anlatıyoruz, kurslardan bahsediyoruz, servisleri anlatıyoruz, öğrencilere böyle tanıtım yapıyoruz. Daha sonra bir başarı sınavı yapıyoruz tüm öğrencilere. Herkes form alıp gelip müracaat edip bu imtihana katılıyor. O imtihandan aldığı notu, karne notu, devamsızlık, bizim için önemli kriterlerden bir tanesi, devamsızlık notu ve ağırlıklı sözel değerlendirmeyle sözlü mülakatla öğrencilerimizi seçiyoruz. İlk yıllarda yaklaşık 36 öğrenci alıyorduk. Daha sonra okulun isteği üzerine bu rakamı 26'ya düşürdük. Seçim yaparken mülakatta, işte dün en son yaptık. Okul koç olarak ben varım. Tofaş'ın bölge müdürü, servis konseyi temsilcisi ve laboratuvar şefimiz ve laboratuvar öğretmenleri. Yani yaklaşık biz Milli Eğitim Bakanlığı yaptığımız protokolda konu şeydi, 26 öğrenci alacaksanız 52 öğrenciyle mülakat yapın. Ama tabii işin rengi öyle değil. Biz dün 96 öğrenciyle mülakat yapmak zorunda kaldık. Ben biliyorum, bu projeyi başladığında öğrencilerin çoğu bilişimi tercih ediyordu. Bilişimdi. Fakat bizim okulumuza müracaat eden 400 öğrenciden 248 tanesi bizim laboratuvarımıza tercih yaptı. Bu öğrencileri kurumsal kimlik altında yetiştirdiğimiz için ciddi anlamda kuruma bir bağlılık sağlıyor. Sabahtan konuşulan konu şuydu, işte bu öğrenciler gidiyor mu, gitmiyor mu, ne yapıyor? Eğer siz kurumsal olarak, kurumsal kimliğiniz altında onları yetiştirdiğinizde inanın hiçbir bir yere gitmiyor. Hatta kapınızdan ayrılmıyorlar. Aşağıdaki fotoğrafını yer koydum. 19 Mayıs gösterisinde, okuldaki 29 Ekim gösterisinde bizim laboratuvarımız öğrencileri yaptılar. Sunumlar, şarkılar, danslar, kendileri olan özgüvenleri sayesinde. Mezunlarla ilgili biz ne yapıyoruz? Ben ne yapıyorum? Kısaca onu anlatayım çünkü vaktim de dolmuş. Laboratuvarda eğitim görmekte olan öğrencileri, daha sonra laboratuvara gelecek olan, seçme yapacak öğrencileri tanıtım için tanıtımda kullanıyoruz. Çocuklar, okuyan öğrenciler, laboratuvarı seçecek öğrencilere tanıtım yapıyorlar. Bu çok önemli. Bir önemli noktalardan bir tanesi, biz tabii laboratuvarlarda koçlu olarak bu çocuklara örnek model olmaya çalışıyoruz. Ama bizim örneklerimiz, ben şahsen 47 yaşındayım, biraz aramızda ne kadar da olsa bir uçurum var. Bunu önlemek için yeni mezun olmuş öğrencileri, okuyanları ve çalışanları okula getirdik. Her buluşmamızda bir öğrenciyi getiriyorum. Ya bir kız, bir erkek. Bunlar, şimdiki aklım olsaydı 11. sınıfta ben şunları yapardım deyip oradaki arkadaşlarının fikirlerini paylaşıyorlar, okuyanlar. Zorluk gördükleri noktaları, keşke biraz daha matematik çalışsaydım deyip de bizim matematik notlarımızın 4'e 5'e çıktığı gibi. İşletmede çalışanlar, şunu şöyle yapsaydınız daha iyi olurdu deyip 10. 11. 12. sınıftaki kardeşlerine fikir veriyorlar, fikirlerini paylaşıyorlar. Laboratuvarımızda mezun olan tüm öğrencilere yaptığımız sınav, bitirme sınavında böyle bir sertifika veriyoruz. Ve bu sertifikayı verirken de bunun aslında ben çok şey yaptığımızı düşünüyorum ama TÜPRAŞ yetkilisi arkadaşım burada vali yardımcısını, kaymakamı da çağırdığını söyledi. Bizimki de ikinci planda kaldı. Bizim TOFAŞ'ın satış sonrası ve yedek bahçe direktörümüz, okul müdürü, eğitim merkezi temsilcileri ve tüm bölgedeki servis müdürü ve bayi müdürlerini de mezuniyet diploma töreninde mutlak surette bir araya getiriyoruz ki çocuklar yaptıkları işi, bitirdikleri laboratuvarın, aldıkları sertifikanın ne kadar önemli olduğunu bilsinler ve anlasınlar. 2009 senesinden beri ilk mezunlarımızı verdiğimizi demiştim. 2009-2010-2011 mezunlarımız, mezunlarımızın büyük bir çoğunluğu meslek lisesi okullarına biz yönlendiriyoruz. Selam, özür dilerim, biraz uzatıyorum ama. Çünkü 2005 yılında TOFAŞ dedi ki, bundan sonra meslek lisesi mezunu olmayan kimseyi çalıştırmayacaksınız. Doğru, 2005'te o vardı.
belki 2015'te de meslek yüksek okulu mezunu olmayanları alamayacağız. Onun için biz önceden başladık ki çocukları şimdiden meslek yüksek okullarına gönderiyoruz. Devam etmeni sağlıyoruz. Tabii aynı şekilde bu çocukları da part-time olarak mutlak surette servislerimizde çeşitli bölümlerde çalıştırıyoruz. Bunu açıklamayacağım çünkü tüm öğrencilerin tek tek hangi bölümde nerede oturdukları da elimizde liste halinde mevcut. Mezunlarımızı tekrar bir şekilde takip ediyoruz. Sabahtan aile okuma çalışmasına başlarken dedik ki beklentilerinizi ifade edin ki karşılığını bulasın, bulsun. Ben de şimdi diyorum ki herkes adına herhalde bunu söylüyorum. Meslek lisesi, meslek lisesi projesi bitmemeli, devam etmeli. Çok teşekkür ediyorum.